Eşrefi ümmet olanlar hafızı Kur'an olur. Hafız Kur'an olanın hafızı Kur'an olur. Kim kelamullahı ezber eylerse Allah için, hamisi Allah olur, o naili ihsan olur. Hem okur hem okutursa hak için Kur'an'ı kim? Lütfi hakla da cihanda mahsarı gufran olur. Sadrını her kim okutursa hak için Kur'an ile, kalbine hikmet dolar, aşk ile hayran olur. İşte bu satırlar rahmetli Abdullah Nazırlı'ya aitti. Hoca Efendi dün akşam saatlerinde kaybettik. Bugün son yolculuğuna uğurlandı rahmetli Nazırlı. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz olacak. Doktor Mirza Ayhan İnak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Alper Bey. Rahmetli Hafız Abdullah Nazırlı'nın dizeleriyle, sözleriyle, evet, şiirleriyle başladık programımıza. Çok güzel oldu, anlamlı oldu. Evet. Bu konuda ne söylemek istersiniz efendim? Bugün gerçekten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cenaze törenine katıldı. Hoca Efendi'nin öğrencileri, Elazığlılar, Hoca Efendi'ye son görevlerini yaptı, son yolculuğuna uğurladı. Neler söylemek istersiniz? Yani biz Hafız Abdullah Hoca Efendi ile tanışırdık. Ben 2004'ten beri tanışıyorum. Tabii daha önceden tanışanlar çoktur. Çünkü asırlık bir çınardı. Evet. Ben son dönemlerine denk geldim diyeyim. Son hani 20 yıl gibi, ondan biraz daha az. Ama gördüğüm şuydu, hayatı Kur'an olan, hayatı Kur'an üzere geçen, Kur'an'ı yaşayışıyla anlatan, peygamber aşığı olan, Kur'an'ı bize getiren Peygamber Efendimiz'in hayatını kendi hayatı üzerine yerleştirmeye, kökleştirmeye çalışan bir hali vardı. Yani böyle gittiğinizde dünyanın böyle fani ve fena şeylerini duymazdınız. Yani yanında dünya olmayan bir insandı diyebilirim. Hatta dünyada yaşayıp dünyayı yaşamayan bir insan da diyebiliriz. Kur'an hafızları yetiştirmiş. Zaten onu da söylüyor burada. Eşrefi ümmet olanlar hafızı Kur'an olur. Ümmetin en şereflileri, en böyle faziletli olanları diyor, Kur'an'ı hıfzederler, hafız olurlar. Hafızı Kur'an olanlar da buna ödül olarak Rabbimiz onları diyor, onların hafızı da Kur'an olur. Allah'ın kelamı onları korur. Çocukken korur, büyükken korur. İşte işe girdiğinde korur, ailesini korur. Çünkü Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Kur'an'ı biz indirdik, yine onu biz muhafaza edeceğiz. Hafızı Kur'an olanlar, Kur'an'ı muhafaza ettiklerinden dolayı Allah Kur'an'ı muhafaza edenleri de muhafaza ediyor. Evet. Yani böyle bir hakikat var. Bu zat, bu mübarek zat böyle bir insandı. Güzel bir insandı. Yeri zor doldurulacak. Gerçekten nadide mümtaz şahsiyetlerden biriydi. İşte Cumhurbaşkanımız da onun Kur'an'a verdiği bu emeğe, Kur'an azimüşşana gösterdiği hürmete, özellikle hayatını bir ömür dolu dolu Kur'an'a adamasına hürmeten geldiler, teşrif ettiler. Evet. Burada cenaze merasiminde onların da vasiyetleri varmış, kendisi de öyle ifade etti. Sonuçta çok güzel oldu. Yani evet, biz şahıstan daha çok arka tarafta Kur'an'ın bir bereketi var. Kur'an'la yaşanan bir hayat, Kur'an'ı hayatın merkezine alan bir hayat. Bir dönem bir anket yapıldı, Türkiye'de yapıldı. Yani Kur'an hayatımızın neresinde olmalıdır diye. Yani sosyologlar bir anket yaptılar. İşte kıyısında olmalıdır diyenler var, köşesinde olmalıdır diyenler var. Halbuki Kur'an hayatımızın tam merkezinde olmalıdır. İşte Hafız Abdullah Hoca Efendi hayatının tam merkezinde Kur'an olan o güzel insanlardan biriydi. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin diyelim. Bütün ömrünü Kur'an eğitim ve öğretimine adayan, evet, binlerce hafız yetiştirmiş, evet, bir insandı. Rahmetli Abdullah Hazırlı, Allah rahmet eylesin Nazırlı. Amin. Hoca Efendi, mekanı cennet olsun inşallah diyelim ve hemen programımıza başlayalım efendim. Eyvallah. İlk olarak bir VTR'miz var, onu izleyelim dilerseniz. Buyurun. Ondan sonra tekrar stüdyoya dönelim. Memnuniyetle. Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle, Yaratan Rabbinin ismiyle oku. Türkiye'de ilk defa yapılan ve kayıtları devam etmekte olan online Kur'an kurslarımıza tüm kursiyerlerimiz kuranogren.com adresinden kaydoldular.
İnsanların en hayırlısı olabilmek adına on binlerce kursiyerimiz kurslarımıza kaydoldular. Tecrübeli hocalarımız sayesinde canlı ve birebir derslerle kendilerine uygun gün ve saatlerde çok kısa bir zamanda Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendiler. Şimdi siz muhterem kursiyerlerimizi tevafuklu Kur'an-ı Kerim'i tanımaya ve onu okumaya davet ediyoruz. Evet değerli izleyenler, Doktor Mirza Ayhan İnak'la olan sohbetimiz devam ediyor. Programımıza giriş yapacağız. Efendim, Hayrat Vakfı'ndan önemli bir hizmet var. Online Kur'an öğretiyor Hayrat Vakfı. Evet, evet, online. Çok da kolay aslında Kur'an öğrenmek. Sizinle program öncesi de sohbet ettik. Eyvallah. Aslında şöyle bir kanı var efendim. Kur'an öğrenmek çok zor. Bunun için öğrenemiyoruz. Çok zaman, çok meşakkat isteyen bir algı var toplumda. Bu doğru mu sizce? Yok, doğru değil. Evet. Çünkü ben bizzat kendim yani yaşayarak yüzlerce yani örneğini gördüm veya başkaları üzerinde binlerce diyebilirim. Şimdi Kur'an mucize bir kitap. Yani lafzı, kendisi, manası, geçmişten, gelecekten bahsetmesi, Efendimiz Aleyhisselam'ın evrensel Rabbimizin bir mesajı. Bu mucize kitabın öğrenilmesi zor olabilir mi? Zor değil. Biz Kur'an-ı Azimüşşan'a odaklansak, yoğunlaşsak, sürdürülebilir bir gayretle beraber çalıştığımızda 7,5 saatte, totalde 7,5 saatte, yani her gün yarımşar saatinizi dolu dolu verseniz birikimli bir şekilde 15 gün olmadan Kur'an-ı Azimüşşan'a geçersiniz. Efendim, Kur'an öğrenmek 7,5 saatinizi alıyor diyorsunuz. Evet, öyle yaklaşık diyorum. 15 günde 7,5 saatte Kur'an-ı Kerim'i totalde, evet, öğrenebiliriz. Evet. Evet. Bunu belki bilmeyen izleyicilerimiz vardı. Bunu öğrenmiş oldular. Peki efendim, bunun için 7,5 saatte Kur'an öğrenmek için değerli izleyenlerimiz ne yapacak? Online eğitim... Şimdi şöyle, yani az önce VTR'de de geçti, kuranöğren.com diye bizim bir sitemiz var. O siteye kayıtlarını yapacaklar. Orada tamamen ücretsiz, interaktif, bay bayan hocalar nezaretinde. Haftada bu her gün olmayabilir, kendi durumuna göre 2 gün olabilir, isterse 3 gün olabilir. Kendisinin müsait olduğu saatler var orada, linki tıkladıkları zaman görecekler. Orada saatleri tıklayacak, hafta sonu olabilir, hafta içi olabilir. Ona göre bir sınıf oluşturulacak. 5-6 kişiden oluşan bir sınıf. Ve o sınıf ortamında interaktif olarak yüz yüze kalitesinde online bir eğitim gerçekleşiyor. Şimdi Kur'an-ı Azimüşşan'ın 29 tane harfi var. Harfler böyle baktığınızda birbirine çok benzer ama temelde 13-14 tane şekil var. Evet. Yani mesela B harfi, T harfi, peltek F harfi kalıp olarak aynıdır. H, Cim, H gibi harfler kalıp olarak aynıdır. Şimdi biz bir metodoloji olarak bunu çok pratik bir şekilde öğretiyoruz. Yani Allah razı olsun, Diyanet de mesela bu konuda çok güzel çalışmalar yapıyor, kıymetli Diyanetimiz. Bizim de işte yani din öğretmeni olan, işte hem aynı zamanda Diyanet'te görevli, vazifeli olan arkadaşlarımız üzerinden biz de Hayrat Vakfı olarak online olunca artık Türkiye sınırlarının dışına da çıkabiliyor. Öyle mi? Yani mesela Bosna'da diyelim bizim bir talebemiz var. Bosna'daki bir talebeyle Türkçe biliyorsa çok rahat biz ona Kur'an-ı Azimüşşan'ı öğretebiliyoruz. Efendim, sohbetimizde şunu söylediniz. Roma'dan bir İtalyan Kur'an öğrenmek için sanırım. Yok, o Osmanlıca. Düzeltiyorum. Osmanlıca. Bu konuda Kur'an-ı Kerim de öğrenebilirler. Yunus Emre Enstitüsü, evet, üzerinden bizim Hayrat Vakfı ile Yunus Emre Enstitüsü'nün yaptığı bir protokol çerçevesinde düşünün ki orada elçilikte çalışan, Türkçeyi de bilen birisi bizim dedelerimizin 1000 yıllık tarihini oluşturan kelimelerimizi öğreniyor. Baba, masa, daha, paşa gibi kelimeleri, evet, çok kısa sürede öğrenebiliyor. Şimdi Osmanlıca, yani Kur'an-ı Azimüşşan'ın harfleriyle beraber, yani İlber Ortaylı'nın bir sözü vardır. Der ki ya, herkes bunu gözünde çok büyütüyor. Osmanlıca denilen şey, yani dedemizin ninemize yazdığı mektuptur. Muhabbetini, sevgisini, tutkusunu anlattı, evet, o mektup. Dil, arka taraftaki dil Türkçedir ama kullanılan harfler Latince değildir. Yani mesela diyelim ki Alper yazacağız. Bir tane Elif, Elif'in üstünde bir uzatma, ondan sonra Lam, bir tane P, ondan sonra bir tane de Ra harfi geliyor. Alp olan Er anlamına geliyor. Evet. Şimdi bu şekilde olduğu için yani bir hazinenin bize açılması da kolaylaşıyor. Yani bizim arşivlerimize,
ecdadımızın birikimine, muktesebatına, neler yaptıklarına dair. Mesela ben birçok arşiv belgelerinin okunmasında çalışmalarımız oldu. Ve çok kolay oluyor. Yani bu zor değil. Yani Osmanlıca da zor değil. Ama temel gündemimiz olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı öğrenmek hiç zor değil. Yani Kur'an mucizedir. Ama ne oluyor? Mesela insanlar diyorlar ki ben seneye öğreneyim. Biraz sonra öğreneyim. Halbuki mesela şunu sorsak, seneye öğrenmek, bu seneye öğrenmekten daha mı kolay olacak? Sürekli öteliyoruz. İşte biz de diyoruz ki sloganımız şu: şimdi değilse ne zaman? İlaveten hiçbir yaş Kur'an'ı öğrenmek için geç değildir. Onu da söyleyeyim. Yani hiçbir yaş Kur'an'ı öğrenmek için geç değildir. Bugün Cumhurbaşkanımız da bahsetti. Mesela düşünün, 106 yaşındayken diyor hıfzından onları çok net, sahih, fasih bir şekilde o ayetleri okuyabiliyor. Yani Kur'an şöyle bir şey. Mesela diyelim ki su değil mi? Evet. Su ve insanın vücudu. Bu su ne kadar bizim vücudumuza uyumluysa Kur'an da insanın vücuduna, beynine o kadar uyumlu. Çünkü suyun Rabbi ile insanın Rabbi aynı. Yani çok fıtri, çok doğal. Biz bu doğal olan şeyi biraz gayretle, biraz üstüne durarak öğrenebiliriz. Ve diyoruz ki Ramazan-ı Şerif'e az kaldı. Bugün işte 3 aylara girdik. Az önceki saatlerde girildi. Ve diyoruz işte bu Ramazan-ı Şerif'e çok bir zaman kalmadı. Haydi geliniz bu Ramazan-ı Şerif'e Kur'an okumayı öğrenerek girelim. Öğrenmiş olarak girelim. Bu zor değil yani. Biz her gün yarımşar saatimizi versek 15 gün içinde çok rahat Kur'an-ı Azimüşşan'a geçebiliriz. Hatta harfleri öğrendiğimiz zaman olayın %25'ini öğrenmiş oluyoruz. Harflerin bitişme şekillerini öğrendiğimizde bu olayın yarısı neredeyse bitmiş oluyor. Ondan sonra belli kaideler var. Onlar onun üzerine birikimli bir şekilde oluyor. Bu şuna benziyor. Yani kar topu yaparız ya çocukken. Evet. Ben ona benzetiyorum. Mesela bir kar topu, harfleri öğrendik. Yani bir insan bunun adının bardak olduğunu öğrendiği gibi harfleri tanımaya başladı. Hangisi ayındır, hangisi gayındır, hangisi dattır, bunları öğrendi diyelim. Buna bardak dediği gibi o harfleri tanıyorsa o vakit bakınız kar topunun o merkezi çok sağlam oluyor. Ondan sonra bize sadece onu itelemek, iteklemek kalıyor. Ve biraz sonra çığ gibi çok kısa sürede bu olay gerçekleşiyor. Ve Kur'an-ı Kerim 7,5 saatte yaklaşık 15 günde öğretiyorsunuz. Evet. Ramazan ayına da, 11 ayın sultanı Ramazan ayına da yaklaşıyoruz. Efendim Ramazan'da Kur'an öğrenmek, Ramazan'da Kur'an okumak çok önemli. Maneviyat açısından çok önemli değil mi efendim? Evet öyle, aynen öyle dediğiniz gibi yani Ramazan Kur'an ayıdır. Evet. Kur'an Ramazan-ı Şerif'te, Kadir Gecesi malum Ramazan-ı Şerif'tedir. O gece inmeye nazil oldu ve o aya bereketini veren gece Kadir Gecesidir. Yani o geceyi mübarek yapan Kur'an'ın o gecede nazil olmasıdır. Ramazan'a mübarekliğini, kıymetini, anlamını veren Kur'an'ın Ramazan-ı Şerif ayında, hani 11 ayın içinde o farklı bir ay ya, evet, 12. ay olarak. Sultanı. Yani 12 ayın içinde bir sultan yani. Evet. Yani 12 ay var ama o farklı bir sultan. Ona o kıymeti veren Kur'an, ona o kıymeti, o değeri vermiş. Mesela Mekke neden kıymetli? Çünkü Kur'an o Mekke'ye nazil oldu. Peygamberlerin içinde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bambaşka bir özelliği var. Onun böyle olması Kur'an'ın ona nazil olmasından, Kur'an'a muhatap olduğundan, o kelam-ı ilahiye mazhar olduğundan dolayı kaynaklanıyor. Şimdi mesela böyle bir şey var. Bir de şunu da diyor, az önce konuştuk mesela. Evet. Dünyada insanlar yani takriben 30 bin günden az yaşıyoruz. Yani 30 bin gün 80 küsür sene yapıyor. İşte Hafız Abdül Hoca Efendi'yi konuştuk. 106 sene yaşadı herkes ya. Hesapladık 38 küsür bin. 40 bin gün değil. Yani dünyada çok az yaşıyoruz. Ve az yaşamamız, eğer dünyaya gönderiliş gayemizi bilmezsek, dünyadaki anlamımızı bilmezsek, özellikle kainatın öznesi olan Rabbimizin bize ne dediğini bilmezsek, işte o Kur'an'da geçiyor. Kur'an'da yazılıyor. Kur'an bunu anlatıyor ve insan eline o Kur'an'ı aldığında yavaş yavaş bir manaya intikal ediyor. Yani sizin diyor en hayırlınız Kur'an'ı öğrenip öğretendir. Yani hayırlı olmak Allah'ın yanında, Resulullah'ın yanında, Kitabullah'ın yanında hayırlı olmak Kur'an-ı Azimüşşan'a bizim ilgimizle, alakamızla, yakınlığımızla doğru orantılı. İşte fırsat, böyle bir fırsat. Yaşlı olabiliriz. Olsun, sizinki 15 gün olmaz da 20 gün olur, 25 gün olur. Ama seneye ne olacağız bilmiyoruz ki. Böyle birisi vardı,
ona Kur'an-ı Kerim öğretmiştik. Diyordu ya hocam bizim zaten arkamızdan okuyanlarımız var diyordu. Böyle bir kalıp var şehrimizde. Çocuğu da işte bize geldiydi, biz ona öğrettiydik. Hani birkaç sefer ben teklif ettim ama hep diyorduk ya benim oğlum var, kızım var, arkamızdan okuyanımız var. Bir gün oğlu çok ilginç bir şey söyledi babasına ve babası o gün çok acayip bir farkındalık yaşadı. Dedi ki baba dedi tamam sen bizden önce ölsen dedi. Şu an Allah selamet versin ikisi de yaşıyorlar. Sen bizden önce ölsen dedi biz arkandan okuruz. Baba dedi ya biz önden gidersek arkamızdan kim okuyacak dedi. Gel dedi sen şu Kur'an'ı öğren dedi arkamızdan bir okuyanımız olsun. Yani bizim kendi çocuklarımıza öğretmekle beraber kendimizin de ya bizim işte yaşımız geçmiş demeyelim. Bizim kendimizin de öğrenmemiz gerekiyor. Bu bir fırsattır. İşte 3 aylara girdik. 3 ayların bir bereketi var. Ve Kur'an-ı Azimüşşan işte gördüğünüz gibi gayet böyle tane tane okunması kolay. Ve aynı su gibi. Yani su içmek zor değil. Kimse su içmenin zor olduğunu söylemiyor. Teneffüs ediyoruz, soluyoruz. Bu zor değil. Ama bakınız bunu fark etmemiz lazım. Bu bir farkındalıkla gerçekleşiyor. Bir de metodolojiyle alakalı. Yani bunu biz Allah'ın izniyle kayıt oldukları zaman anlatıyoruz. Sevdirerek kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Az önce stüdyodan dışarıdayken bir arkadaş dedi. Ya dedi işte bizim hoca dedi biraz bize dedi sert yaptıydı. İşte olmuyor. Yani bu olmuyor. Yani şiddetle hiçbir şey halledilmez. Hele hele Kur'an-ı Kerim hiç öğretilmez. Kesinlikle. Hocam peki kadınlar da? Evet tabii bayanlar, hanımlar evet. Onların ayrı sınıfı oluyor. Onlar ayrı sınıflar oluyor. Sınıflar evet. Hakkında bilgi verecek olursak hocam online eğitimlerde sınıflarda 5-6 kişilik 5-6 kişilik, oluyor. 8 kişilik gibi. Evet. Yani o dönemdeki kayıtlara bağlı ama mesela 20-30 kişilik böyle bir YouTube kanalı gibi ortaya bir karışık şey değil. Yani yüz yüze eğitimin olabileceği, sırayla dinlenmenin olabileceği, hocanın sesini ve görüntüsünü karşı tarafın gördüğü, onların işte kendi telaffuzlarını ifade ettikleri. Diyalog halinde. Diyalog tabii. Evet. Yani öyle interaktif bir diyalog şeklinde. Çünkü yani siz bir harfi söyleyeceksiniz ki öğrenebilirsiniz. Yani Kur'an mesela bizim bu Latince, bizim Latince'de mesela bir H harfi vardır. H dediğimiz harf var. Halbuki Kur'an'da H var, H var, bir de H denen bir harf var. Mesela Latince'de bir tane Z var, bildiğimiz Z. Halbuki peltek V, Z, ondan sonra keskin Z gibi 3 tane farklı harf var. Yani aynı keza şeyde de öyle, S içinde öyle mesela. Bizim Türkçe'de bir S, S sesi var, S sesi. Kur'an'da sin var, sat var, peltek F var. Yani dolayısıyla bu seslerin çıkarılması gerekiyor. 6 tane harf var ki yani bunların bizim bugün kullandığımız Latince harflerde karşılığı yok. Yani bir ayın harfinin karşılığı yok, bir dat harfinin karşılığı yok. Dolayısıyla bu seslerin Rabbimizin istediği şekilde dudaklarımızdan dökülebilmesi, aynı Efendimizin fehmi saadetlerinden dökülüyor gibi, Kur'an'ı en başta bize öğreten, Hazreti Cebrail'den öğrenerek bize öğreten, Efendimizin gibi okuyabilmemizin yolu bunu işte Kur'an-ı Azimüşşan'ın Arapçayla bizim öğrenmemiz gerekiyor. Ve bu bir giriş. Mesela düşünün, bir anahtar küçüktür. Ama küçük anahtar koca kapıları açar. Yani bugün Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, Kur'an medeniyetine girmek için bir anahtardır. O anahtar küçük gibi gözükebilir ama çok büyüktür. Yani anlamı büyüktür. Yani hazineyi açtığından dolayı hazinenin içine girmenize, içinde bulunmanıza hizmet ediyor. Yani o yüzden ben sizin de yayın Kanal 23 ailesine tebrik ve teşekkür ediyorum. Yani Kur'an adına güzel bir program oldu, oluyor. Evet. İşte davet ettiniz, geldik. Çünkü biz şunu biliyoruz, yani Kur'an'a ve imana ait her şey kıymetlidir. Hocam bizler de size evet. Teşekkür ediyoruz. Böyle faydalı bir programla vatandaşları bilgilendirerek Kur'an öğrenmeleri için evet. Vatandaşlara çağrıda bulunmanız çok güzel bir şey. Umarız vatandaşlarımız da bu talebe, bu isteğe uyar, içlerinden gelerek Kur'an öğrenirler. 7,5 saatte hocam, 15 günde evet. Kur'an öğrenmek gerçekten çok kolay. Herkesin Kur'an öğrenmesinin ne kadar faydalı olduğundan da bahsettiniz. O maneviyat. Bir de iklim güzel şu an. 3 aylar iklimine girdik. Evet. Yani iklim de Ramazan ayı da, Ramazan ayı da geliyor. Yani o 3 ayların bereketine, şuhuru selasenin bereketini öğrenebiliriz.
İnşallah diyelim. Şöyle düşünelim. Kur'an-ı Azimüşşan 600 küsur sayfa. Evet. 600 küsur sayfalık bir kitabı, dünyada bunun başka bir örneği yok. 600 küsur sayfalık bir kitabı 7 yaşındaki, 8 yaşındaki, bazen 5 yaşındaki, geçmişte 4 yaşındaki çocuklar nasıl ezber ediyorlardı? Çünkü Kur'an mucizedir. Yani kimseyi usandırmaz. Okudukça okuyasınız gelir. Yani Hafız Abdullah Hoca Efendi 106 yaşında okumaya doyamamış. Hala okuyor. Halbuki biz en sevdiğimiz bir şiiri, en sevdiğimiz bir şarkıyı, türküyü bakınız. Defalarca okusak deriz ya artık bıktık deriz, usandık. Halbuki Kur'an, Kur'an'ın usandırmaması bir mucizedir. Kur'an'ın gençliğini muhafaza ederek kolayca öğrenilmesi de bir mucizedir. Yani biz şuna inanalım, yani bir algı var. Yani Kur'an zor, harfler kargacık, burgacık. Evet. Kesinlikle öyle değil. Kur'an öğrenmek gayet kolay. Ama biz biraz odaklanacağız, yoğunlaşacağız. Her gün yarım saatimizi vereceğiz. Günde sadece yarım saatinizi vererek 15 günde, eyvallah, maksimum 20 günde Kur'an-ı Kerim'i öğrenip okuyabilirsiniz. Bu bu fırsattan faydalanmanızda fayda var diyelim. 1 Mart'ta da bir bahar okulu diye bahar bizim okulu Hayrat Vakfı'nın evet bir bahar başlayacak. Okulumuz var. Bu o organizasyon da başlayacak. Bizim şu an bir güz okulumuz vardı. Güz, evet, okulunu biz tamamladık çok şükür. Yani Şubat'ın işte başı gibi falan bitti. O daha da farklı. Orada da Kur'an-ı Kerim öğretiyoruz. Yani ilkokul, ortaokul, lise, üniversiteli gençlere farklı online, mesela orada da Osmanlıca eğitimi var. Beraberinde mesela hikayeler eşliğinde iman hakikatlarını, hikayeler eşliğinde siyer hakikatlarını, hikayeler eşliğinde mesela güzel ahlak, adab, nezaket, nezahet, mesela beraber yaşamak, hayata pozitif bakmak, güzellikleri görebilmek. Yani bu şekilde kendimizi de şahsımızı da toplumu da geliştirebilecek güzel bir okul oluyor, güzel bir çalışma oluyor. Evet. Evet, bir değerli izleyicimiz size, Ayhan hocamıza selamlar, size iyi yayınlar dilerim. Kur'an'a hizmet yolunda gayret gösteren sayın hocama başarılar dilerim demiş. Eyvallah. Size selamları var. Kur'an okumanın, Kur'an öğrenmenin hidayeti, o vermiş olduğu ayrıcalık, o huzur bambaşka bir şey değil mi hocam? Tabii çok farklı. Yani mesela bunu hacca gittiğinizde görüyorsunuz. Kabe'nin karşısında, Kur'an'ın nazil olduğu bir yerde Kur'an-ı Kerim'i okumak, hele hele bir hafızsanız hıfzınızdan okumak, doya doya mesela böyle Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumak çok farklı bir haz veriyor. Şöyle bir düşünelim. Mesela biz yoruluyoruz. Bizim atalarımız, ecdadımız Kur'an'la dinlenirlermiş. Kur'an okuturlarmış. Yani Kur'an sohbetlerin merkezinde bulunan bir hakikat. Ama yani sohbetler de böyle hani dertleşme, sızlanma değil. Biraz sonra mesela Kur'an-ı Azimüşşan içindeki sabırla alakalı, farklı mesela rahmetle alakalı, Cenab-ı Hakk'ın yardımlarıyla alakalı ayetleri bu sefer kendi aralarında konuşuyorlar. Mesela daha biraz daha geriye gittiğimizde sahabeler, yani hafız olmak için, hafızı Kur'an olmak için çok gayret sarf etmiyorlar. Çünkü sokakta böyle, çarşıda, her tarafta Kur'an'la konuşuluyor. Gündem Kur'an. Bizim şimdi buradaki sloganımız aslında, yani her dem Kur'an, gündem Kur'an. Üç aylara girdik. Evet. Yani her dem bizim Kur'an'ı gündemimize almamız lazım ve gündemimizi de Kur'an'la renklendirmemiz gerekiyor. Bu zor değil yani. Mesela diyelim öğrenmek için yarım saat, ilerletmek adına olabilir. Mesela tecvidle alakalı, tasihi hurufla alakalı ilerletme sınıflarımız da var. Ama temelde yani bugünkü konuştuğumuz konu Kur'an öğrenmekle alakalı. Ama bu algı kırılması gereken bir algı. Yani Kur'an öğrenilmesi zor değil. Hiç zor değil. Peki neden böyle bir algı var hocam? Yani şöyle, insanlar yani uzaktan baktıkları için, yani uzaktan baktığınızda bir şey anlayamazsınız. Yani yüzeysel baktığınızda anlayamazsınız. Yani olaya sathi baktığımızdan ve olumsuz örnekler var. İşte ben gittim de şöyle oldu, hoca bana böyle yaptı, toplandık falan. Yani halbuki şu an yani elimizde materyaller çok nitelikli. Ondan sonra zamanımızı ayırabiliriz. Yani Kur'an Azimüşşan mesela bir cep telefonuna girmiş. Yani Kur'an bilgisayar. Yani her yerde var yani. Biz Kur'an Azimüşşan'ı mesela hayatın her tarafına sokabilecek
onları orada bulundurabilecek bugün imkanlara sahibiz. Ama yeter ki biz yakın olalım. Yani iki kişi mesela, Kur'an bize sürekli yakın. Mesela bir hadisi kutsi var. Mesela benim hayatımda da şeydir, yani çok böyle öncelediğim bir hadistir bu. Diyor ki, eğer diyor bir kul Allah'a diyor bir adım yaklaşsa, Allah diyor ona 10 adım yaklaşır. Kul diyor Rabbine yürüyerek giderse, Allah da diyor ona koşarak gelir. Şimdi bu Cenab-ı Hakk'ın kelamı için de öyle. Biz bir adım atarsak, Rabbimiz bize bunu kolaylaştıracak. O zorluk gibi gözüken şeyin içinde aslında bir kolaylık var. O 10 adım bize yaklaşacak. Yani biz yürürsek karşı taraf bize koşacak. Yani biz bunun örneğini görüyoruz. Yani insanlar, yani yabancı dil içinde bu böyledir. Yani İngilizce'de de böyledir. Evet. Yani iyi bir hocayla, iyi bir ortamda kendinizi vererek çalışırsanız çok kısa sürede mesela dilin geliştiğini görürsünüz. Veya o dilin konuşulduğu ortamın, iklimin içinde bulunursanız mesela dil, bakarsanız ağzınızdan akmaya başlar. Yani insanda bu potansiyel var. İnsanın beyninde bu potansiyel var. Biz yeter ki bunun kolay olduğuna inanalım ve başlayalım. Çünkü Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayr. Bizim elifba böyle başlıyor. Evet. Duayla başlıyor. Biz öğrencilere bu duayı her gün okutuyoruz. Yani ey Rabbim kolaylaştır, güçleştirme. Ve hayırlısıyla da tamamına erdir. Çünkü hayırlı bir iş yaptığınızda Alper Bey, şeytan sizinle uğraşıyor. Maniler, engeller, farklı farklı böyle sıkıntılar önünüze çıkıyor. Şaşırıyorsunuz yani. Ya bu biri öyle diyor bana, hocam diyor ben bu işe başladım diyor. Olmayan işler oluyor diyor. Telefonlar geliyor diyor. Tam bu işi yapacağım diyor. Böyle karşılaşmadığım engellerle karşılaşıyorum. Dedim, demek ki sen hayırlı bir iş yapıyorsun. Şeytan da bu hayrı engellemek için, bu hayra muzur bir mani olabilmek için önünüze engel oluyor, ket vurmaya çalışıyor. Evet hocam, Adana ili Ceyhan ilçesinden bir Elazığlı izleyicimiz mesaj atmış. Size çok selamları var. Eyvallah. Adana'da çok, memnun, çok Elazığlılar var. Evet. Çok memnun edici bir program. Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz demiş. Size yani çok size, sizden bahsediyor. Estağfurullah. Allah hocam, sizden razı olsun. Sizlerden de hayırlı akşamlar değerli Mirza hocama ve böyle bir hayra ekranlara taşıyan Kanal 23 ekibine selamlarımı iletiyorum demiş. Sizlere de eyvallah, çok selamları var. İyi yayınlar Ayhan Hoca'ya. Sorar mısınız? Hayrat Vakfı'nın hizmetlerini söyleyebilir mi? Programa geç katıldım. Orhan Kurt demiş. Vakıfla ilgili zaten herkes bilgisayar. Yani konuştuk. Hayrat Vakfı'nın sitesine girebilir izleyicimiz. Evet, yani Hayrat Vakfı bir eğitim merkezli bir vakıftır. 1974 senesinde kurulmuş. Bediüzzaman Hazretleri'nin Hayrül Halefi olan Ahmet Hüsrev Altınbaşak Hazretleri diye Tevafuklu Kur'an-ı Kerim vardır. İşte kitapçılarda görevi, onun katibidir kendisi. O mübarek zatın kurduğu eğitim merkezli, ilim merkezli, Kur'an'ı, imanı merkeze alarak ilmi çalışmalar yapan, dünyanın çok farklı yerlerinde bugün faaliyetler yürüten, işte devletimizle beraber birçok böyle farklı farklı projelere, organizasyonlara imza atan, ama bunları da mecanen yapan, bilabeder, ücret almadan, tamamen Allah'ın rızasını düşünerek, yani in ecriye illa alallah, böyle bir vakıf. Peki hocam, her dem Kur'an, gündem Kur'an diyoruz. Evet. Gündemimiz Kur'an, mercek programında, ancak şu soruyu da soralım efendim. Tabii, sizin buyurunuz, bilgilerinizden istifade edelim. İnsanın dünyadaki anlamı nedir sizce? Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Evet, çok güzel bir soru. Yani insanlık tarihi bu sorunun cevabıyla kurulmuş. Yani benim anlamım ne? Benim gayem ne? Yani gelenler dünyaya geliyor ama gelenler gidiyor. Gidenleri kim götürüyor? Gidenler niye geri gelmiyorlar? Yani bu gelenler nereden geliyorlar? Şimdi bu sorular bizim hep kafamızda olan sorular. İnsanın kainatın sahibini, malikini, öznesini bulmak gibi içinde, yani iç dünyasında fıtratına yerleştirilmiş bir duygu var. Yani biz ona insanın kalbi diyelim, vicdanı diyelim. Yani vicdan Rabbimizi arıyor. Mesela buraya çok güzel bir çay geldi değil mi? Sıcacık. İçinde kaşığı var, yanına şeker konulmuş, temiz bir bardak, güzel bir tabağın içinde. Şimdi bu kendi kendine olabilir mi?
doğal yollarla, rastlantısal faktörlerle su ısındı, içine olması gereken kadar çay kondu ve böyle temiz, nezih bir ortamda bize getirildi. Veya çok düzenli, intizamlı bir stüdyonuz var, kameraların açısı, duruşu, ışıklar. Ya bunlar kendi kendine olabilir mi? Şimdi insan düşündüğü zaman Alper Bey, kainatın arkasında görünmeyen bir Allah var. Zaten iman da bu demek. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Yani onlar görmedikleri halde Allah'a iman ederler. Allah görünmüyor ama Cenab-ı Hakk'ın sanatı, sanat eserleri, icraatları görünüyor. Mesela toprağı düşünelim. Topraktan sarı bir çiçek çıkıyor. Yani toprak ve sarı bir çiçek. Yani sarı bir çiçek ve toprak kapkara. Kara bir topraktan sarı bir çiçeğin çıkması, yeşil yaprakların olması, nazik incecik dalların olması, işte ksilem, kambiyum, değişik böyle su borucukları, minerallerin aktığı borular. Ya bu nasıl kendi kendine olabilir? Yani olamaz. Ya dolayısıyla kişi kainatın anlamını bulursa kendisinin anlamıyla beraber bir puzzle gibi bu birleşiyor. Yani çünkü kainat insan için, insan da bakınız Allah için yaratılmış. Allah'a kul olmak, ibadet olmak, onu tanımak için yaratılmış. Yani insanın kendini tanıması, anlaması kainatın bu öznesini bulmakla alakalı. Mesela Tolstoy, İtiraflarım diye bir kitabı var. Orada bunu anlatıyor. Uzun bir şark masalı anlatıyor. O şark masalından sonra şunu söylüyor. Yani insanın anlamı ne? Ya ben niye varım ya diyor. Geliyorum dünyaya. Son model bir insan ama dünyaya doyamadan gidiyorsunuz. Yani başka bir alem olmalıdır, başka bir hayat olmalıdır. Benim dünyanın içindeki güzellikleri, ondan sonra dünyanın içindeki mükemmellikleri fark edecek özelliklerim var. Mesela insanın gözü gibi bir göz, hiçbir canlıda yok. Doğru, arıda da bir göz var, kartalda da bir göz var ama bizimki gibi renkleri gören, seven, bazen hiddetle, bazen şefkatle, bazen merakla bakan bir göz yok yani. Bizdeki göz akılla, beyinle alakalı. Yani insan arka tarafında çok farklı bir background'u var. Arkada insan çok acayip bir altyapıyla dünyaya gönderiliyor. Yani insan çok farklı. İşte bu insanın farkındalığı, farklılığı farkındalığa muhtaç. Yani biz o farkındalığı bulmak adına mesela kendi anlamımızı, gayemizi düşünmemiz lazım. İşte bunu Kur'an-ı Azimüşşan'da öğreneceğimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da Peygamber Efendimiz üzerinden biz öğreniyoruz. Yani insan necidir? İnsan nereden gelmiştir? İnsan nereye gidecektir? Ben buraya niçin geldim? Ne yapacağım? Bu da ilginç bir sorudur. Ben ne yapacağım? İyi de yapacaklarımı nereden öğreneceğim? Neleri yapacağım, neleri yapmayacağım? Yaparsam ne kazanacağım, yapmazsam ne kaybedeceğim? Bu gibi manaları insan işte bu anlam serüveninde öğrenmeye, ondan sonra düşünmeye çalışıyor. Evet. Peki efendim, gençlere değinelim. Evet, gençler. Gençlerin toplumdaki önemi nedir efendim? Özellikle son yıllarda yeni gelen jenerasyon hakkında neler söylemek istersiniz? Gençler toplum için, ülkemiz için çok önemli. Bizim geleceğimiz. Gençlerimizin daha bilinçli, daha refleksi bireyler olması için evet, neler yapılabilir? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi bir şeyi nasıl tanımladığınıza bağlı. Yani bugün mesela işte X, Y, Z kuşaklarından bahsediliyor. Yani insanları, insan neslini bitirmeye çalışan, şu X, Y, Z, ondan sonra harf yok zaten. Z kuşağından sonra farklı bir kuşak beklentisi var. Yani artık insan olmaktan uzaklaşan başka bir kuşak. Halbuki biz biliyoruz ki yani her çocuk dünyaya gelirken İslam ve iman fıtratıyla geliyor. Yani Allah'ı tanımaya, bulmaya uygun bir donanımla beraber geliyor. Şimdi biz onların bu donanımını muhafaza etmek adına çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ama bunun için bir tanımlama lazım. Ecdadımız bu genç kelimesini alırken kelimenin çok uzun bir şeyi var, macerası var yani. Kenz diye Arapçada bir kelime var. Kenz hazine demek. Oradan Araplardan Farisilere geçmiş. Biz de Farsçadan almışız. Kenz hazine demektir. Genç kelimesi de kenzden bozulmuş. Oradan galattır. Hazinedir. Sokakta gördüğümüz o genç var ya, kızdığımız, bağırdığımız veya işte o Kur'an kursunda o hoca efendi bana böyle demişti. O genç, o hazine ya. Evet, bizim hazinemiz aslında gençlerimiz. Yani biz şimdi ona hazine diye bakarsak, insanın bir hazinesi olsa bu hazineyi açmak için kilit arar. Anahtar arar. Der ki ya ben bunu nasıl açacağım?
bir kilitçi bulayım. Şimdi biz bugün gençlerin hazine olduğunu pek fark etmiyoruz. Alıyoruz onları, çöplüğe atıyoruz, sokakta bırakıyoruz, köprü altına yönlendiriyoruz. Yani her gencin bir hazine olduğunu, her gencin özel olduğunu, özellikle her gencin bizim olduğunu biz unutmayalım. Yani bu projenin altında bu var. Yani Kur'an öğrenmek bir anahtar. Yani o gençle interaktifken geliyor. Yani onun saçı, başı, düşüncesi değil. Yani onun fıtratında, donanımında bir temizlik, bir güzellik, bir safilik var. Çünkü Allah öyle göndermiş. Mesela ben şuna inanıyorum. Yani bunu böyle düşünen çok da psikologlar var. Şimdi dünyada insanlar var. Gelen çocuklar temiz geliyorlar. Dünyada onları biz kirletiyoruz. Yani yoksa bu gençlere ne olacak demeyelim. Yani evet. Cenab-ı Hak dünyayı temizlesinler diye sürekli temiz, fıtratı safi, yani yardımlaşmayı seven, iç dünyası böyle ışıl ışıl pırıl pırıl dünyayı temizlemek için birçok jenerasyon gençler gönderiyor. Biz onları alıyoruz, kendimize benzetiyoruz. Sen iş yapmazsın, sen genç doğdun. Aynı problem mesela işte Mısır'daki tabletlerde de yazıyor. Gençler çok bozuldu. Yani milattan önce 2000'li yıllarda var. Yani eski Yunan'da da varmış bu. Yani bu gençler adam olmaz. Şimdi hep var, kuşaklar arası şey var. Ama biz şunu bilelim, fıtrat değişmez. Vicdan değişmez. Biz çocukların fıtratına, vicdanına, Yaradan'ın onların iç dünyasına nakşettiği donanıma uygun hareket edersek. İşte bunun da şartları var. Mesela bir tanesi, lütfen kırmayalım. Lütfen yargılamayalım. Lütfen o genci dışlamayalım. Siz bunları yaparsanız, yani o genç gelir mi? Yani gençlikle alakalı mesela biz projeler yürüttüğümüzde ailelere ben bir şey gösteriyorum. Hani annelerimizin vardı böyle yumakları vardır. Evet. Böyle koca bir yumak ama o yumağın bir de ucu vardır, ip ucu. O ipin, yumak olan ipin bir ucu vardır, o kapalıdır. Onu bulmak zordur. Onu profesyonel teyzelerimiz, eli öpülesi böyle ninelerimiz, annelerimiz çok hemen tak bulurlar. O uç gizli bir yerdedir. Şimdi her insan bir duygu yumağıdır. Onun işte o ipinin ucunu bulmak gerekiyor. Siz bunu şimdi yargılarsanız, dışlarsanız, onun bir hazine olmadığını ona şey yaparsanız, yani hissettirirseniz, onu kıymetsiz, değersiz, anlamsız, yük, gereksiz bir şey olarak görürsek, yani tanımlama böyle olursa, yani o zaman o genç o yumağı içine kapanıyor. Ucunu bize bir türlü vermiyor. Bu sefer veliler diyorlar ki ya hocam bizim çocuk işte bizimle konuşmuyor, bizimle anlaşmıyor, kendi başına yaşıyor. Yani biz o yumağı çekecek birini bulmalıyız. İşte bu tür çalışmalar, Diyanet'in yaptığı çalışmalar, diğer pek çok böyle STK'nın yaptığı çalışmalar bu gençleri muhafaza etmeye, bu gençleri geliştirmeye, özellikle bu gençleri milli ve tarihi kültürel değerlerimizle buluşturmaya hizmet eden gençler oluyor. Çünkü bu var yani. Yani bu hava onun içinde var. Biz onun farkına varmamız lazım. Evet. Ama işte tanımlama önemli. Yani genç, yani yargılanan, dışlanan, konuşturulmayan, adam yerine konulmayan, ondan sonra işte sana sıra gelmez diye bakılırsa olmaz. Bir hazine olarak bakmamız gerekiyor gençlere diyorsunuz. Gerçekten de gençler, evet, ülkemizin, toplumumuzun geleceği. Ona göre hazine olarak bakmamız gerekiyor. Efendim artık programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Hiçbir yaş Kur'an öğrenmek için geç değil efendim. Sayın hocamız Mirza Ayhan İnak, Doktor İnak şunu söyledi. 7,5 saatte herkes Kur'an öğrenebilir yaklaşık 15 günde. Bu fırsatı kaçırmayın diyor hocamız. Bunun tekrar altını çizmekte fayda görüyorum. Eyvallah. Artık son sözlerinizi alalım kıymetli hocam. Neler söylersiniz? İşte ben yani hemşerilerimizin, izleyenlerimizin özellikle 3 aylarını tebrik ediyorum. Yani Peygamberimiz öyle dua edermiş. Ey Rabbimiz sen bizi Recep-i Şerif'i bizim hakkımızda mübarek kıl ve bizi de Şaban ve Ramazan-ı Şerif'e ulaştır. Allahümme bariklene böyle ile başlayan bir dua. Şimdi Recep bizim için çok kıymetli. Ama bundan sonra Şaban ve Ramazan var. Ve bellina Şaban ve Ramazan. İnşallah Ramazan'a ve Şaban'a Cenab-ı Hak bizi ulaştırsın. Kavuştursun, ama biz evet istiyoruz ki Kur'an öğrenerek
Yani farklı bir donanım. Yani bu bir yabancı dil öğrenmek gibi bir şey değil. Kur'an Rabçadır. Rabbimizin dilidir. Yani bizim dilimizdir. Ve kolaydır. Yeter ki biz zamanımızdan bir şeyler verelim. Mesela bir örnek vereyim. Lütfen. Mesela ezanı Muhammed'i okunuyor ya her gün 5 evet. sefer. Mesela herkes diyor işte ya ezan keşke Türkçe olsa da herkes manasını anlasa. Şimdi ezanda Allahu Ekber diye bir kelime var. Başta 4 kere geçiyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. O şekilde 4 kere. Sonra eşhedü en la ilahe illallah. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. 4 kere Allahu Ekber. 2 kere eşhedü en la ilahe illallah. 2 kere eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ben şehadet ederim ki Hazreti Muhammed onun Resulüdür. Hayalassala, haydin namaza. Hayalel felah, haydin kurtuluşa. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Ezanda toplamda 6 tane ifade var. Şimdi biz yani meslek itibariyle sizler yani yabancı dillerden kaç tane kelimeler ezberledik, ne formüller ezberledik. Yani ezan 6 tane ifade ya. Allahu Ekber, Allah en büyüktür. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yani 6 kelimeyi öğrenmemiz kaç dakikamız alır? Çok az bir zamanımız alır. Evet. İşte Kur'an Azimüşşan da öğrenmek çok kolay. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok faydalı evet. bir program olduğunu düşünüyorum. Doktor Ayhan Mirza İnak konuğumuzdu Mercek programında. Kur'anöğren.com adresine girerek başlayan online derslere katılabilirsiniz. 7,5 saatte yaklaşık 15 günde malum Ramazan'a 11 ayın sultanı Ramazan ayına yaklaşıyoruz. Hocamız bu fırsatı kaçırmayın. Ramazan ayına Kur'an öğrenerek girin diyor. Umarız sizler de Kur'an öğrenirsiniz. Faydalı bir program olduğunu düşünüyorum. Tekrar buluşmak dileğiyle efendim. Mutlu akşamlar.